Mira Hanım, bunu görmeniz lazım. Göster. Geçmiş olsun. Ne demek şimdi bu? Burası ölüm çukuru. Orada ya beklerken açlıktan, susuzluktan ölürsün ya da kaçmaya çalışırken seni köpeklere yem ederler. Altı inişi bitti. Bay bay Kurtoğlu. Yerli Karadağ'ın yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan suyun kurumasın. Sen misin? Nereden öğrendin sen bunu? Biliyorum işte. Niye söylüyorsun peki? Ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Korkmuyorum o zaman hiçbir şeyden. Aç mısın evlat? Tokum. Peki nasıl buldun buranın yolunu? Ben yolumu kaybetmem. Sokaklardan öğrendim. İhtiyar. Ha. Küsmüşsün bana. Çocuk muyum ben? Ne küseceğim? Küssem gelir miyim buraya kadar? Ne geldin ya o zaman? Bir şey hatırlıyorum. Gücünü zalime karşı mazlumu korumak için kullan. Bunu sen mi söyledin bana? Yok ama bir yiğide verilecek en önemli öğüttür. Ben yiğit miyim ki? Tabii. Bütün sınavları geçmiş bir baba yiğitsin hem de. Beni dün dövdüler. Kim? Kim dövdü? Zalimler. Peki ben onları nasıl döveceğim? Sen çok özel bir çocuksun Yiğit. Benim adım Altay. Altay Kurdoğlu. Ah tabii ya. Benim de ettiğim lafa bak. İhtiyarlık işte. Beni dövenleri döversem zalime karşı durmuş olur muyum? Zalime dayak atılmaz. Zalimle cenk edilir evlat. Ama daha zamanın var senin. Büyüyeceksin Altay Kurdoğlu. Daha dur. Niye kalktın şimdi birden? Acelem var benim. Nereye gidiyorsun? Büyümeye. Sayılmayız var mı? Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan suyun kurumasın. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Dedikleri heyecanım.